Bugün iki önemli konudan bahsedeceğim sizlere. Birincisi enflasyon. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası'nın da birinci önceliği biliyorsunuz. Gerçi yılı %14.6 seviyesinden oldukça yüksek bir seviyeden kapattık ama faizleri arttırarak, dolar kurunu baskılayarak Merkez Bankası enflasyonu aşağıya çekeceğini düşünüyor. Bir başka soru daha sorulması gerekiyor. %14.6'lık enflasyon vatandaş için düşük mü, yüksek mi? Yani vatandaşın yaşadığı enflasyon %14.6 mı yoksa çok daha üzerinde mi? Bunu biraz sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü çok önemli araştırmalar var. Üstelik somut araştırmalar. Hiçbir araştırmada öyle %14, %15 seviyesinde çıkmıyor. Merkez Bankası bence bunu da bir gözden geçirmeli. Evet, dolar gevşiyor ama bu doların gevşemesi aile ekonomimize yansımıyor gördüğümüz kadarıyla. İkinci önemli başlık Amerika'da yaşananlar arkadaşlar. Bütün dünyada şu anda Amerika'daki yaşananlar konuşuluyor. Biliyorsunuz Kongre Georgia seçimlerinden sonra ve Georgia'da Demokratların iki senatörünün daha seçilmesinden sonra Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplandı. Bu esnada Trump çeşitli tweetler attı ve bu tweetler sonrasında galeyana gelen bir grupta 200 yıl aradan sonra ilk kez Amerikan Kongresini bastı. Nasıl siz Biden'ın başkanlığını onaylarsınız diye. Biden'ın başkanlığı bir kere açık arayla onaylandı Kongre'de. Senato'da onayladı. Bu arada olaylar sonrasında Trump'ın etrafındaki pek çok önemli bürokrat kurmay istifa etti. Trump tweetini geri almak zorunda kaldı. Biden'ın 20 Ocak'taki başkanlığını onayladığını sorunsuz bir şekilde devredeceğini söyledi. Ama bu kadar çok olayın yaşanması Amerika'nın alıştığı bir şey değil. Nitekim demokratlar da Trump'ın azledilmesini istediler. Bir Amerikan başkanının düşebileceği en rezil durumlardan birisi herhalde bu. Trump da bunu fazlasıyla hak etti. Çünkü demokratik yolların dışına çıkmaya, taşmaya çalıştı. 4 kişinin hayatını kaybetmesinden de sorumlu bir başkan olarak tarihe geçti. Amerika'da önümüzdeki günlerde ve yıllarda çok çok tartışılacak konulardan birisi. Bir başka önemli başlık tabii ki iki senatörün Georgia'dan demokratlar adına seçilmiş olması mavi dalga etkisini de beraberinde getiriyor. Nedir bu mavi dalga etkisi? Biraz bundan da bahsedeyim sizlere. Hem senatoda hem de temsilciler meclisinde çoğunluğu demokratların ele geçirmesi anlamına geliyor. Yani karar alma süreci çok daha hızlanacak Biden adına. Her alanda, ekonomide, siyasette, uluslararası ilişkilerde bu mavi dalga etkisinin teşvikleri de kolaylaştıracağı, aynı zamanda miktarını da arttıracağı konuşuluyor. Demek ki arkadaşlar önümüzdeki günlerde 3 trilyon, 4 trilyon dolarlık arka arkaya teşvik paketleri açıklanabilir. Bunun da piyasalar üzerinde önemli etkileri olacak, özellikle altın cephesinde. Altın bugün neden gevşedi sorusunun cevabı gayet basit arkadaşlar. Bu tür kararlar açıklandıktan sonra, bu tür olaylar gerçekleştikten sonra beklenti gerçekleştiği için bir miktar geri çekilme olur. Sonra yeni beklentiler oluşmaya başlar. Peki yeni beklentine teşvikin miktarı, ne kadarlık teşvik açıklanacak ve bu teşvik piyasaları nasıl etkileyebilir konusu tartışılmaya başlandı. Ancak şunu bir kez daha söyleyeyim. Zaten konuşulan, şu ana kadar konuşulan teşvik miktarı 2.3 trilyon dolardı. Muhtemelen bunun üzerine biraz daha eklenecek. 3 trilyon hatta 3.5 trilyon dolar civarında bir teşvik paketi açıklanacak. Bu da altın cephesindeki yükselişleri tetikleyecek. O nedenle büyük oyuncular, daha çok balinalar mümkün olduğunca altının fiyatını aşağıya çekip bu seviyelerden mal toplamaya çalışıyorlar. Bir başka önemli konu kripto para cephesi. 38 bin doların üzerine çıkan bir Bitcoin fiyatı görüyoruz. Çok hızlı bir yükseliş arkadaşlar. Bu beni biraz tedirgin ediyor açıkçası. 50-55 bin dolar seviyesine soluksuz gidebilir mi? Bilemiyorum. Ama çakılırsa eğer çok sert bir düş olacağını tahmin edebiliyorum. Kripto para piyasasının geleceğin para birimi olduğu kanaatindeyim. Bir kere bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ancak bu kadar hızlı bir yükselişin ardından, bu kadar yüksek primlerin ardından ki 2020'nin başından bu yana %400, %500'ler konuşuluyor. Bu kadar sert yükselişlerin ardından ciddi kar realizasyonları gelebilir. Hatta bir balon etkisi oluştuysa bu balon patlayabilir. Patladığında da yine çok ciddi anlamda düşüşler görebiliriz kripto paralarda. Öyle bir düşüş de mutlaka fırsata çevrilmelidir bana göre. Yani kripto para artık gözden çıkartılabilecek bir konu değil.
Bu arada şunu da söyleyeyim, piyasa 1 trilyon doları geçmiş durumda, artık oldukça büyük ve derin bir piyasa haline gelmeye başladı. Amerika'daki olaylara tekrar geri dönersek şöyle bir özetleyeyim istiyorum. Biden resmen başkan, aynı zamanda senatodaki çoğunluk demokratların eline geçmiş durumda. Trump artık yenilgiyi kabul etti ve 20 Ocak'ta devir teslimi olaysız bir şekilde yapacağını söyledi. Bütün bu olaylar, kongre basmalar Amerikan tarihine kara bir leke olarak geçecek ve Trump için de kara bir leke olarak görülecek. Trump Amerika'nın istenmeyen başkanı olacak. Başkanlığı bile anılmayacak. Bir başka önemli başlığında enflasyon olduğunu sizlerle paylaşmıştım zaten. Bakın, Türkiye'de enflasyon %14.6 seviyesinden 2020 yılını kapattı. %14.6'lık enflasyon düşük bir enflasyon mu? Hayır, değil. Sahiden yüksek bir enflasyon. Önümüzdeki günlerde enflasyon yükselmeye devam edecek mi? Evet, edecek. Merkez Bankası Başkanı da bu konuyla ilgili açıklama yaptı zaten. Temel mal gruplarında fiyatların hala yükselmeye devam ettiğini, maliyetlerin yükseldiğini, aynı zamanda üretici fiyatlarının da tüketici fiyatları üzerinde baskı yaptığını söyledi. Nitekim ben size bunu aylardır söylüyorum ve bunun sonrasında da enflasyonun yükseliş eğiliminde olabileceğini belirtti. Dolar düşünce hani enflasyon düşecekti? Demek ki olmuyormuş. Bir yandan da faizleri yükselttik ve %17 seviyesine getirdik. Merkez Bankası bu dönemde de yine faiz arttırımlarına devam edecek çünkü enflasyonun yükseliş eğilimi var, bir şekilde bunu frenlemeye çalışalım diyecek. Tabi bunu yaparken de reel sektörün canını okuyacak. Reel sektör firmalarının batmasını sağlayacak. Zaten batık durumdaydılar. Daha da kendilerini finanse etmekte zorlanacaklar ve dolayısıyla pek çok reel sektör firması batacak. Yine bankacılık batıklarında da ciddi artışlar göreceğiz. Bu hem bir finansal kriz hem de büyük bir ekonomik krizi işaret ediyor. Şimdi bunları zaten konuşuyoruz. Detaylı olarak yine konuşacağız. Yani bunlar bizim sürekli konuşacağımız konular olacak. Çünkü Türkiye'nin kanayan yaraları arkadaşlar. Aynı zamanda cari açığı konuşacağız. Dış ticaret açığını konuşacağız. Kısa vadeli, uzun vadeli dış borçları konuşacağız. Merkez Bankası'nın rezervlerini konuşacağız. İster istemez bunları konuşacağız. Çünkü sadece doları kısa vadede düşürmekle olmuyor. Faizleri yükseltmekle olmuyor arkadaşlar. Birileri sadece iki çizik çizip teknik verilerle dolar şuraya kırarsa bu olur, burayı kırarsa bu olur diyor. Ama iş öyle değil. Esasen Türkiye'nin makroekonomik verileri hiç de iyi gitmiyor. İşte onun en net göstergelerinden birisi de enflasyonla ilgili yapılan bu araştırmalar. Kamu çalışanları bugün bayrak kaldırdı ve dediler ki bize %7.36, emeklilere de %8.36 oranında zam yaptınız ama Türkiye'nin enflasyonu %20'nin altında değil ki, çok yüksek bir enflasyon var. Hatta asgari ücrete bu nedenle %21 oranında zam yaptınız. Gerçi orada AGİ meselesi var. Gerçek zam %10 civarında ama totalde %21 zam gibi görünüyor. Siz %21 zam yaptınız, bize de %21 oranında zam yapmak zorundasınız dediler. Kamu çalışanları Türkiye'deki enflasyonun %20'nin altında olduğunu düşünmüyor. Peki sadece kamu çalışanları mı arkadaşlar? Tabii ki değil. Bakın, Metropol Araştırma Şirketi'nin bir araştırmasını sizlerle paylaşacağım. Vatandaşa gidiyorlar, soruyorlar. Enflasyonun %20'nin altında olduğuna inanıyor musunuz? Yani %14.6 seviyesinde olduğuna inanıyor musunuz diye vatandaşa soruyorlar. Vatandaşın %81.3'lük kısmı, daha somut söyleyeyim arkadaşlar, 10 kişiden 8'i diyor ki hayır kardeşim, enflasyon %20'nin altında değil, hatta %30'ları zorlayan bir enflasyon var diyor vatandaşlar. Metropol'ün araştırması bu. Başka araştırmalar da var. Mesela kişisel bir araştırma var. Akademisyen Aysel Gündoğdu'nun yaptığı bir araştırma bu. Aynı marketten sürekli olarak aynı malları alıyor ve artış oranlarını hesaplıyor. Sonuç ne arkadaşlar? %30'un üzerinde bir fiyat artışı. Sadece gıda ürünleri değil, temizlik ürünleri ve diğer tüm ürünleri, aynı ürünleri aynı marketten alıyor ve %30'un üzerinde bir fiyat artışı var. Oysa TÜİK'in açıkladığı enflasyon %14.6. Bu arada tabii geçtiğimiz günlerde ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmıştım. Köprülere, yollara, tüm kamu ürünlerine, enerjiye, elektriğe, her şeye de %10'un üzerinde zamlar yapıldı. Bazı zamlar %20'nin üzerindeydi. Köprü, otoyollara %26 oranında zam yapıldı mesela. Madem enflasyon %14.6, neden köprü ve otoyollara %26 oranında bir zam yapıldı? Bunun da sorulması gerekiyor. Yine Yeditepe Üniversitesi bünyesinde kurulan bir araştırma grubu var. Enflasyon araştırma grubu. Onun da
enflasyonla ilgili aynı akademisyen Aysel Gündoğdu gibi bir çalışması var. Orada da çıkan enflasyon %36.72. Görünen çok net bir şekilde şu arkadaşlar. Demek ki Türkiye'deki enflasyon %14, %15 falan değil. Bizim her zaman söylediğimiz gibi %30'ların üzerinde bir enflasyon var ki bunlar da yine bence iyi niyetli araştırmalar. Mümkün olduğunca en ucuz ürünlerin alınarak yapıldığı araştırmalar, bu araştırmalar bile %30'un üzerindeki rakamları işaret ediyor. Birisi %30'un üzerinde, birisi %36'nın üzerinde enflasyonu işaret ediyor. Memura yapılan zam %7.36, emekliye yapılan zam %8.36, asgari ücretliye yapılan zam %21 gibi görünse de %10'lar civarı. Türkiye'de %30, %40 civarında bir enflasyon var ama vatandaşa yapılan zam %10'un üzerinde bile değil. %20'lik bir kayıp söz konusu ve vatandaş külliyen zarar etmeye, kaybetmeye, her gün biraz daha fakirleşmeye, yoksullaşmaya devam ediyor. Şimdi şu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. Madem öyle, Merkez Bankası tüm kaynaklarını kullanarak, faizi de bu kadar arttırarak, reel sektörü köşeye sıkıştırarak, bankacılık sisteminin gelecekteki durumunu bozarak neden faizleri arttırıyor? Bakın, son 20 yıl içerisinde dövizi baskılamayı tercih eden bir hükümet modeli görüyoruz. Son 20 yıl içerisinde, son 3-5 senedir iyice dozunu arttırdılar ama son 20 yıldır bunu yapıyorlar. Yani güçlü Türk lirası, güçlü Türkiye sloganıyla Türkiye'yi tamamen yabancıların pazarı haline getirdiler. İthalat odaklı bir ülke olduk. Onun için de kurdaki en ufak bir dengesizlik, en ufak bir yükseliş fiyatlara maliyet olarak yansımaya başladı. Ama bugünkü yükselişler kurdan kaynaklanmıyor arkadaşlar. Kur çünkü geriye geliyor, görüyorsunuz. 7.30 hatta 7.25 seviyesine gelmiş bir dolar görüyoruz. Madem öyle, benzine niye 11 kuruş zam yapılıyor? Ya da fiyatlar niye düşmüyor da yükselmeye devam ediyor? Gerçek enflasyon neden ortalamada 30'ların üzerinde? Bütün bunları sormak lazım. Firmalara ekstra bir maliyet unsuru olarak neden faiz bindiriliyor? Gayet basit arkadaşlar. Çünkü ne firmalar ne vatandaşlar önemseniyor. Kimsenin fakirleşmesi kimsenin umrunda değil. Sadece 3-5 tane tefeci para kazansın, dolar düşüyormuş gibi gösterilsin, doların düşüşü borsanın yükselişiyle de ekonomi harikaymış havası yaratılsın yeter. Ha, 3 ay sonra ekonomi tekrar kırılır. Kırıldığında dolar alır başını gider. Türkiye çok ciddi bir faiz sarmalına girdiği için daha da fazla faiz ödemeye başlar. Bütçe açığı artar, kamu harcamaları artar. Türkiye büyük bir ekonomik çıkmaza sürüklenir. Bunlar şu anda önemli değil. Şu anda tamamen siyaseten bir takım adımlar atılıyor. Günlük olarak atılan adımlarla Türk vatandaşına bak her şeyi düzeltiyoruz havası verilmeye çalışılıyor. Dolar 3 de olsa 5 lira da olsa değişen bir şey olmayacak arkadaşlar. Fiyatlar yukarıda kalmaya devam edecek. İşin kötü tarafı yüksek faiz ortamı reel sektörü bitirecek. Ve Türkiye'nin kırılganlıklarını arttırdığı için de işin içinden çıkılamaz bir hal alacak. Türkiye'de para piyasalarıyla oynayarak ekonomiyi toparlayamazsınız. Parasal tedbirlerle enflasyonu düşüremezsiniz. Eğer ki enflasyonu düşürmek istiyorsanız dünyadaki diğer modellere bakacaksınız ki o diğer modellerin pek çoğu 1930'lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün uyguladığı planlı karma ekonomik modeli uyguluyor. Sosyal devlet olursunuz. Hukuk devleti olursunuz. Doğrudan yabancı sermayeyi çekmeye çalışırsınız. Sıcak parayı çekmek yerine ve bu şekilde temel reformlar yaparsınız. Ha, sıcak parayı getirmek. Basarsın faizi, sıcak parayı getirirsin. O sıcak para buradaki faizi alır gider. O sırada senin döviz cephen bozulur. Bozulduğu zaman, kontrolden çıktığı zaman işler ve kırılmalar yüksek olduğunda tekrar gelir. 3 alacağına 5 alır. %30, %40, %50 faiz ortamına girer. Bir kez daha senin sırtından para kazanır ama bu arada bütün sistemin çöker. Aynı 1994 5 Nisan'da olduğu gibi. O gün de işe yaramamış, bugün de işe yaramayacak. 2001'de de işe yaramadı, bugün de işe yaramayacak. 2007'de de işe yaramadı, bugün de işe yaramayacak. Türkiye'yi teğet geçen hiçbir kriz olmadı arkadaşlar. Bütün krizlerin bedelini Türkiye, emin olun, dünyadan çok daha ağır ödedi. Bu kez de çok daha ağır ödeyecek. Türkiye'deki enflasyon TÜİK'in açıkladığı enflasyonla tamamen alakasız. Vatandaşın yaşadığı %30, %40'lık enflasyona rağmen TÜİK hala %14, %15 gibi komik enflasyon rakamları açıklıyor. Merkez Bankası da enflasyonu düşüreceğim. Onun için ben doları baskılıyorum havası yaratıyor. İkisi de inandırıcı değil arkadaşlar. Çünkü Merkez Bankası işte buyurun dövizi neredeyse 1,5 lira düşürdü. Enflasyon hala tepelerde geziyor.
Öbür taraftan TÜİK %14.6 olarak gösteriyor enflasyonu. Buna bağlı olarak memura, emekliye, asgari ücretliye zam yapıyor. Ama vatandaşı sadece fakirleştiriyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Gelin biraz da rakamlara bakalım. Rakamlar bize neler söylüyor? 7.34 seviyesinde bir dolar kuru görüyoruz. 7.25 seviyesine kadar geldi. Aşağıyı zorladı, kıramadı ve tekrar toparlandı. 7.34 noktasında şu an itibarıyla. Euro 9'un altına indi. 8.98 seviyesine kadar gevşedi. Şu sıralar 9.01.90 seviyesinde. Bunlara bakarak şunu söyleyebilirsiniz. Sürekli düşüyor, düşmeye de devam edecek. Öyle mi arkadaşlar? Eğer ki Türkiye'nin cari açığı 40 milyar dolar olduysa, kısa vadeli dış borçlar gelip kapıya dayandıysa, bankacılık sistemi artık her geçen biraz daha bozuluyorsa, reel sektör büyük bir çıkmazdaysa, işsizlik %30'a dayandıysa, gerçek enflasyon %30'ların üzerindeyse ve kamu maliyesi bu kadar bozulmuşsa, bütçe bu kadar bozulup 2021 yılında 241 milyar liralık bir açığa koşuyor ise, geçen yıl 130 milyar, bu yıl 180 milyar liralık bir faiz ödememiz var ise, burada tutmanız mümkün değil arkadaşlar. Gevşer, geri gelir ama günün sonunda arkadaşlar, bir gün uyandığınızda öyle bir ekonomik kırılma olur ki, bu ekonomik ve finansal kırılma hiçbir şekilde sizin doları buralarda tutmanızı sağlamaz, sağlayamaz. İstediğiniz kadar para harcayın, dolar alır başını gider, tutamazsınız arkadaşlar. Keza euro ve sterlinde. Altın cephesinde 1957 seviyesinden geriye geldi. Bugün 1910'u aşağıya doğru zorladı. Altın fiyatları mümkün olduğunca aşağıya çekiliyor ki uygun fiyatlarda toplanabilsin. Biden'ın gelmesi artık çok net bir şekilde teşvikleri işaret ediyor. Korona etkisi devam ediyor. 87 milyon kişiyi geçmiş durumda arkadaşlar. Bu kadar hızlı ilerleyen bir hastalık, aynı zamanda ekonomileri de köşeye sıkıştırmış olan bir hastalık, altın fiyatlarının düşüşünü işaret etmiyor. Açıklanan her teşvikte altına eğilimi hızlandıracak ve 2021'de 2300 ve 2500 dolarlara giden bir altın ons değeri göreceğiz. Yine gram altın cephesinde, gümüş cephesinde de rekor denemeleri göreceğiz. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.